İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir Nur dersinde sizlerle birlikteyiz. Bu akşam insanın kendi miracını yaşaması konusunda bir tefekkürde bulunacağız. Bir risale okuması yapacağız. Malum namaz müminin miracıdır. Her mümin Rabbinin huzuruna, alemlerin Rabbinin huzuruna her namazda bir miraç yolculuğu yapar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu o büyük miracın izinde, gölgesinde, peşinde herkes kendi miracını Rabbine doğru yaşar, onun huzuruna yükselir ve onunla konuşur. İşte namazın her bir hareketinde, her bir tesbihinde, her bir davranışında bu miracın, insanın kendi miracını yaşamasının izleri vardır. Biz de hayat meselesini bu akşam sizlerle birlikte paylaşacağız. Risale-i Nur'da tahiyyatta okumuş olduğumuz aslında o büyük miraçta Peygamberimizle Cenab-ı Hak arasındaki o selamlaşmayı onun bizim dünyamıza, bizim miracımıza yansımalarını sizlerle birlikte bu akşam tefekkür edeceğiz. Risale-i Nur'da birkaç yerde bu konu var. Biz İmirdar arkasında bir mektup var. O kısımdan sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum bu akşam. Dilerseniz başlayalım ve yeri geldikçe tekrar bu konuşmalarımıza döneriz. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, evvela Medrese-i Zehra erkanlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hülasasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzuu da umum kainat mevcudatı hesabına Miraç gecesinde Bahri Kainat ve Netice-i Hilkat-ı Alem Peygamber aleyhissalatü vesselam huzur-u ilahide nev-i beşerin belki umum zihayat, bütün hayat sahipleri, belki umum mahlukat namına selam yerinde ettahiyyatü, elmübarekatü, esselavatü, ettaybatü lillah demesi. Ve içinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel hüve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucize-i kudreti göstermesi cihetinde kalbe ihdar edildi ki. Demek ki buraya kadar ki okumuş olduğumuz kısımları şöyle bir üzerinde özellikle dikkat çekmek istediğim hususlara vurgu yapacak olursak, Miracın sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hesabına yaşamış olduğu bir yolculuk değil, bütün mahlukat hesabına, onların namına, onların mebusu ve temsilcisi olarak yapılmış külli bir yolculuk olduğunu anlıyoruz bu ifadelerde. Evet, bu dersin mevzuu da Umum kainat mevcudatı hesabına, bütün varlıklar hesabına, onların namına, Miraç gecesinde, Fahri Kainat ve Netice-i Hilkat-ı Alem, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, huzur-u ilahide, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Nevbeşir'in, bütün insanların, belki umum zihayat, sadece insanların da değil, belki arkasında bütün hayat sahiplerinin, belki umum mahlukat namına, belki de umum mahlukat namına bütün yaratılmışlar hesabına Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varması ve selam yerinde ettahiyyatü, elmübarekatü, esselavatü, ettaybatü lillah demesi. Demek ki dört kelimeyle Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a selam veriyor ki bu selam da sadece kendi namına değil, bütün mahlukatın, bütün beşerin, bütün hayat sahiplerinin
bütün yaratılmışların, ki bunların içerisinde sadece cansızlar yok, melekler var, ruhaniler var, cinler var. Yaratılmış ne kadar mahlukat varsa bütün onların hesabına Cenab-ı Hakk'a selam yerinde bu ifadelerle Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyor. Demek ki aslında bu sadece bir selam değil, içinde bir külli mana bulunduğundan, ki biz zaten bu akşam bu külli manayı, manaları sizlerle birlikte tefekkür edeceğiz. Demek ki böylesi içerisinde külli bir mana olduğu için ve bu kadar kıymetli kelimeleri içerisinde barındırdığı, manayı içerisinde barındırdığı için bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi bulunduğu ve bundan evvel hüve nüklesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizevi kudreti göstermesi cihetiyle kalbe ihdar edildi ki bir ehli iman ebedi bir saadette, dünya kadar bir mülkü baki netice verecek, bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet, adeta kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı işaret-i Kur'aniyeden anlaşılır diye Hüccet-ü Zehra'nın ikinci makamında ilmi ilahi mebasında Dahiyatü el-Mübarekatü ile ahirenin külli manaları ruhuma gelip öyle teşehhütte Dahiyatü derken birden hayalime, diyelim o noktada bırakalım. Bu noktaya kadarki hususlarda birkaç söz söylemek gerekiyor. Demek ki şu ince bir nokta, Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbine ihtar edilen önemli bir nokta, bir ehli iman ebedi bir saadette dünya kadar bir mülkü baki netice verecek, bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet. Demek ki şu dünya hayatındaki kısa ve mahdut bir ömür, ama bunun semeresi ve neticesi sonsuz ve baki bir hayat. Ve yine bu kısacık dünya hayatında, bu kısacık ömürde yapılmış olan mahdut bir ibadet, sınırlı bir ibadet ama ebedi bir saadeti netice veren öylesi bir ibadetin içerisinde, her müminin o ibadetinin içerisinde o baki mülkü netice verebilecek büyük bir mana, büyük bir niyet, külli bir yön var ki o mahdut ve sınırlı olan hayatta yapılan mahdut ve sınırlı ibadetler o mümin kula ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti kazandırıyor. Demek ki her bir ibadetin içerisinde külli bir mana var. Büyük ve umumi, adeta o ebedi cenneti kazandırabilecek bir külliyette bir mana var. Her ibadetin içerisinde böylesi bir öz, adeta böylesi bir çekirdek, her bir çekirdekte olduğu gibi adeta böylesi bir mana var. Bunu bazen fark ederiz, bazen fark etmeyiz. Fark etmeden yapmış olduğumuz ibadetler bile olsa o ibadetlerin içerisindeki o külli mana, o çekirdek, o mümine saadet-i ebediyi kazandıran bir hüviyet kazanmakta. Demek ki bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet. Adeta şu nokta çok önemli, kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi, kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı işaret-i Kur'aniyeden anlaşılır. Nedir herkesin kendi hususi bir dünyası? Hayat öyle bir şeydir ki, başka yerlerde de ifade ediliyor, bir endam aynası gibidir, bir boy aynası gibidir. Bütün mahlukatındaki bütün güzellikler, sesler, manalar, şekiller, aklınıza ne geliyorsa
o aynanın üzerinde yansır ve herkesin kendine özel olan o aynada bir kainat ve bir dünya tecelli eder. Ve hayat, yani her birimizin ferdi hayatı, o kendi hususi aynamızda yansıyan kainatı hisseder. Yoksa dış dünyada bir tane kainat var, herkes onu hissediyor değil. O dış dünyada bir tane olan kainatın hayat aynamıza yansıyan şeklini hepimiz ayrı ayrı hissederiz, ayrı ayrı yaşarız. Zaten hayatın da özelliği budur. Hayat duygudur, hayat hissetmektir, hayat bilinçtir, hayat iradedir. Yoksa hayat hücrelerin fonksiyonundan ibaret bir şey değildir. Bedenin hareketi, kanın deveranı değildir. Hayat dediğimizde bunu anlamamamız gerekir. Hayat hissetmektir, hayat dokunmaktır, hayat düşünmektir, vicdanında hissetmek, sevmektir. O bilincin farkına varmaktır, dış dünyanın farkına varmaktır. Ve her insanın dış dünyada hissettiği, o kendi endam aynasına düşmüş kainattaki, kendi hayatındaki o yansıma herkese özeldir. Ve o herkesin kainatıdır. Benim görmüş olduğum bulutla sizin görmüş olduğunuz bulut birbirinden farklıdır. Aynı bulutun kendi hayatlarımızdaki yansımalarında yahut görmüş olduğumuz bir manzara, bakmış olduğumuz bir çiçek hepimizde ayrı ayrı duygulanımlar, ayrı ayrı hissiyatlar oluşturmaz mı? Evet, aynı çiçektir, aynı manzaradır fakat hissettiklerimiz o manzaranın, o çiçeğin, o görüntünün hayatlarımıza dokunuşu hepimizin farklı farklıdır. Hepimizin hususi bir dünyası vardır. Hepimizin hususi, kendimize özel bir güneşi, bir ayı, birçok galaksileri, yıldızları vardır. Hepimizin kendimize ait bir kainatı vardır. Demek ki mümin ibadet ederken sadece bir bedenle ibadet etmez. O hayat aynasında kendine ait kainatla birlikte ibadet eder. O kainatın bir mebusu olarak adeta nasıl ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gerçek dünyadaki, gerçek hayattaki bütün mahlukatın hesabına, bütün insanlar, bütün hayat sahipleri, bütün yaratılmışlar hesabına bir mebus olarak, bir temsilci olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiyse hepimiz de kendi miracımızı yaşarken, kendi namazımızla bütün kendimize ait bütün kainatı, yani kendi hususi kainatı ve o hususi kainatın içerisindeki bütün mahlukatın temsilcisi olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideriz. Bir imamı olarak onun huzuruna gideriz. Adeta nasıl ki bir imamet makamında arkasında cemaatle gidiliyorsa, hepimiz hususi dünyamızda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, o kendi hususi dünyamızın ve kainatımızın bütün doneleri ve bütün mahlukatı, bütün bireyleri, bütün manalarını ifade eder, onların temsilcisi gibi onların önüne geçer, onlara imamet yapmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a hem kendi ibadetimizi hem kendi hususi kainatımızdaki bütün mahlukatın ibadetlerini takdim ederiz. İşte ondan dolayıdır ki her müminin bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet adeta kendi hususi dünyasında dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı işareti Kur'an'dan anlaşılır. Demek ki biz bunu ne kadar hissedebilirsek, ne kadar kendi kainatımızı yaşarsak, ne kadar kendi kainatımızla birlikte Rabbimizin huzuruna gidersek, yani yapmış olduğumuz ibadetlere bir külli mana bu vesileyle taşırsak, o kadar bunun karşılığını saadet-i ebedideki bu ibadetin karşılığı da herhalde o denge geniş olur diye düşünüyorum. İşte Şahat-ı Kur'an'dan anlaşılır diye Hüccet-ü Zehra'nın ikinci makamında, yani 15. şu anın ikinci makamında İlmi İlahi Mefasinde orada da bu konular anlatılıyor. Ettahiyyatü el-mübarekatü ila ahirenin külli manaları ruhuma gelip öylece teşehhütte, yani tahiyyata oturup, namazda tahiyyata oturup ettahiyyatü derken birden hayalime
hususi dünyanın dört unsuru olan toprak, su, hava, nur unsurları dört külli dil oldular. Demek ki teşhirde ettahiyyatü derken, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta selam yerine Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş olduğu o mübarek kelimeleri söylerken, biz de kendi hayalimize, kendi tefekkürümüze, kendi kainatımızın dört asli unsuru olan toprak, su, hava, nur unsurları dört külli dil oldular. Dil derken bu malum kelimelerin söylemiş olduğumuz bu dil oldular. Her birisi Cenab-ı Hakk'ı farklı farklı dillerle tesbih eden bir manayı. Şimdi o manaları birlikte konuşacağız. Demek ki ayattaki bu dört kelime herkesin hususi dünyasındaki dört unsurun, toprak, su, hava, nur unsurlarının her birinin ayrı ayrı ifade etmiş olduğu bir tesbih olduğunu anlıyoruz. Demek ki onlar dört külli dil oldular. Her bir dil yani bu kendi dünyamızdaki toprak dili, su dili, hava dili, nur dili, her bir dil milyarlar, hatta trilyonlar, katrilyonlar adedince ettahiyyatü, el mübarekatü, esselavatü, ettayyibatü lillah kelimelerini lisan-ı hal ile söylüyorlar hayalen. Demek ki bu kelimeler aslında bu kainattaki dört temel unsurun tesbihatını da Cenab-ı Hakk'a takdim manasını taşıyor. Birçok manayı taşırken mesela altıncı şartta başka bir yöne itibariyle söyler. Yine birbirine buradaki manalara yakın. Buradaki farklı bir bakış açısında, farklı bir tefekkürde de bu dört kelimenin her birisinin kainatın dört temel unsurunun her birinin ayrı ayrı milyonlar, milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar adedince Cenab-ı Hakk'ın sürekli yapmış oldukları bir tesbihi, bir takdisi, bir senayı ifade eden kelimeler olduğunu hayalen gördüm. Neymiş bunlar? Nasıl ifade ediyorlar? Hangi manayı taşıyorlar? Gelin birlikte okumaya devam edelim. Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak, yani toprak unsuru bir dil olarak bütün zihayatların her biri bir kelime-i zihayat olup, bütün hayat sahiplerinin her biri bir kelime-i zihayat, hayat sahibi bir kelime olup ettahiyyatü lillah derler. Yani toprak bir dil, o toprağa analık yapan ve bütün hayatların o topraktan fışkırmış olduğu, o toprağın adeta o dilden dökülen hayat sahibi kelimeler olarak bütün şeyler sürekli mütemadiyen ettahiyyatü lillah derler. Yani bütün hayatlar ve bütün hayat hediyeleri sana aittir. Niçin böyle bir şey? Çünkü bütün hayat o topraktan fışkırıyor. Bütün hayat o adeta nasıl ki kelimeler bizim ağzımızda o ağzımızın içerisindeki dilin şekil vermesiyle havaya dökülüp kulaklara gidiyorsa o toprakta adeta bir dil olarak hayat sahibi olan kelimeleri, çiçekleri, ağaçları, böcekleri, insanları, çünkü onların da temel yaratılışı topraktan olduğu için ne kadar hayat sahibi varsa o dilden dökülüyor adeta ve her bir hayat sahibi, her bir sinek, her bir arı, her bir böcek, her bir kuş, aklınıza ne geliyorsa, her bir yaprak, her bir ot, ne varsa, hayata ait ne varsa, hayat sahibi ne varsa o toprak dilinden dökülen ve Rabbini takdis eden ve onlara ait bütün hayat hediyeleri, ki hayat bir mucize-i kudret olduğuna göre hepsi ya Rabbi sana aittir bu hayatlar. Bu hayatlarda görünen bütün güzellikler sana aittir ve bütün bu hayat hediyelerini sana sunuyorum diye bir takdistir, bir tesbihtir. Çünkü her bir avuç toprak, her bir elimizi bir avuç toprak alacak olsak ekser nebatada saksılık edebilir ve menşe olabilir. Yani şuraya bir avuç toprak alsak, herhangi bir tohumu atacak olsak bir müddet sonra
onun içerisinden bir hayatın fışkırdığını, o tohumun filiz verip kendisini gösterdiğini görebiliriz. Böyle bir vaziyettedir o toprak. O halde her bir avuç toprakta, her bir avuç toprakta, şekilsiz bir toprak ama her bir tohum farklı farklı, milyonlarca farklı farklı tohumu şey yapabilirsiniz, onun içerisine atabilirsiniz. Ama her birisinin programı farklı olmasına rağmen, her birisinin hüviyeti farklı olmasına rağmen, her birisinin yapısı farklı olmasına rağmen, o şekilsiz toprakta bütün hayat sahipleri hayat bulabiliyorsa, bütün tohumlar filizlenebiliyorsa, ya her bir avuç toprakta, ya bütün beşerin meydana getirdikleri bütün fabrikaların adedince manevi küçücük mikyasta fabrikalar her avuç toprakta bulunacak. Bu ise hadsiz derecede imkansızdır. Neden? Çünkü eğer bir şey maddi ise sebebinin de maddi olması gerekir. Madem ki her bir hayat sahibinin ayrı bir şekli, ayrı bir rengi, ayrı bir görüntüsü varsa, eğer maddi bir sebebi olmuş olsaydı, eğer o hayatın içerisindeki zerreler bir emir tahtında hareket etmiyor olsalardı, eğer onlara bir ilim tarafından takdir edilmiş bir rotada hareketleri kontrol ediliyor olmasaydı, sebepleri maddi olsaydı, onun içerisindeki sebeplerin tüm sebeplerin de maddi olması gerekir ve bütün tohumlar adı içinde hayat sahipleri adı deyince manevi küçücük kalıpların olması gerekirdi ki onlara şekil verebilsin. Çünkü hayat yaratılırken öyle bir şey ki her bir zerre emir almış gibi böyle bir kaotik, rastgele, tesadüfen oradan oraya gidiyor vesaire. Yok öyle bir şey. Her bir zerre emir almış gibi kendi rotasında şaşmadan gider, durması gereken yerde durur, ilerlemesi gereken yerde ilerler, geri gelmesi gereken yerde geri gelir, emir almış gibi bir kalıptan çıkmış gibi hareket ederler. Yani cansız maddeler şuurlu ve iradeli gibi hareket ettiklerini gözümüzün önünde görüyoruz. Bize sanki tesadüfen hareket ediyorlar, sanki tesadüfen onlar oraya çarpıyor, bunlar buraya çarpıyor da işte oradaki DNA'daki programa göre bir şey oluyorlar diye. Yok böyle bir şey. Bu sadece bir kısım inançsız insanların kendi zihinlerindeki karmaşayı bize bilim diye yutturma çabalarından başka bir şey değildir. Gerçek olan şu ki madde yaratılışın içerisinde o akılsız olan, o şuursuz olan, o ilimsiz olan, o iradesiz olan bütün zerreler sanki ilim sahibiymiş, irade sahibiymiş, bütün hayatın inceliklerini biliyormuş titizliği içerisinde, sanki yollarını görüyormuş gibi, sanki bilinçliymiş gibi hareket ederler. Hiçbir yerde tesadüf eseri görmeyiz. Durması gereken yerde durup, hareket etmesi gereken yerde hareket ederler. Bütün bunları ancak bir ilim tahtında, bir kudret tahtında hareket ettiklerini apaçık bir surette gösteriyor. Eğer burada da ifade ettiği gibi, eğer bunlar sebepleri maddi sebepler tahtında hareket ediyor olsalardı, sebeplerin de maddi olmaları gerekir. O bir avuç toprağın içerisinde manevi kalıplar adeta yeryüzündeki bütün fabrikalar adedince manevi küçücük mikyasta fabrikalar her bir avuç toprakta bulunacak. Niye? Maddi ise sebep, sebebin de maddi olarak orada hazır bulunması gerekir. Ama toprağın içerisinde böyle bir şey yok. Demek ki maddi sebeplerle hareket etmiyorlar, manevi büyük bir emir tahtında hareket ettiklerini anlıyoruz. Bu ise hadsiz derecede imkansızdır. Veyahut bir kadir-i mutlakın hadsiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesiyle olacak. Veyahut bir kadir-i mutlakın hadsiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesiyle olacak. Ama gözümüzün önünde yok böyle bir kalıp. Yok böyle bir kalıplar, yok böyle bir fabrikalar. Çünkü maddi olarak hareket etmiyorlar, kendi başlarına hareket etmiyorlar. Burada ifade ettiği gibi biz daima bir kadir-i mutlakın kudretiyle, nihayetsiz ilmiyle ve iradesiyle hareket edilişi seyrediyoruz da ondan dolayı. Evet, demek toprak unsuru bütün eczasıyla ve zeratıyla bu mazhariyet için hadsiz ettahiyyatü lillah derler. Yani ezelden ebede kadar
Bütün zihayatların hayat hediyeleri zat-ı vacibül vücuda hasdır. Yani ondan başka, onun emrinden başka, onun kudretinden başka, onun ilminden başka hayata dokunan, hayata müdahale eden, hayatı karıştıran, hayatın yaratılmasında bir tesir manasında sebeplik yapan hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyin tesiri yoktur. Ancak ve ancak bütün yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi doğrudan doğruya tesir eder. Ondan dolayıdır ki bütün toprak o hayata menşelik yapan, o hayatın üzerinde yaratıldığı o toprak bir dil gibi ve üzerinde çıkan bütün hayatlar o dilden dökülen kelimeler gibi Cenab-ı Hakk'ı takdis ederler. Ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zat-ı vacibül vücuda hastır manasında ettahiyyatü lillah derler. Sonra herkesin hususlu dünyasındaki gibi benim de hususlu dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru dahi külli bir lisan olarak bütün zerratıyla hususan zihayatların hayat sahiplerinin menşelerine ve yaşamalarına hizmetleri noktasında trilyonlar, katrilyonlar adedince el mübarekat kelimeyi mübarekesini lisan-ı hal ile kainata neşrediyorlar. Yani bütün bereketler, bütün el mübarekat olarak ifade edeceğimiz, olarak, edebileceğimiz bütün yaratılışlar ve o yaratılıştaki o bereketler, o güzellikler Cenab-ı Hakk'a mahsustur diye. Niye? Çünkü bir yere kurak bir toprağa bile olsa su dokunduğu anda, su gönderildiği anda bir anda oradan hayatın fışkırdığını görüyoruz. Suyun olduğu yerde bereketi görüyoruz. Suyun olduğu yerde hayatın adeta bir anlamda coştuğunu ve yeryüzüne baş göstermek için, kendisini ifade etmek için yarışır bir tarzda hayatın coştuğunu görüyoruz. Bereketli bir surette hayata bir akışı görüyoruz. Evet, demek ki çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler, suyun her bir damlasının gördüğü vazifeler, hususan nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahlarında, o tohumların açılmalarında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine, o fıtri vazifelerine, yani o tohumların özüne derc edilmiş olan o manevi programlarının açılmasına mazhar olmakta ve gayet acip ve güzel ve harika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı ve mükemmel vazifelere mazhariyetlerini bütün zihşurlara tebrik ile barekallah dediren ve hadsiz barekallah maşallah dedirmeye vesile olmaya layık olan o mübareklerin o vaziyetleri, o su unsurunun her bir zerresinin binler eflatun kadar ilmi ve binler hakimi lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Yani o su unsuru yapıyor olmuş olsaydı böyle olması gerekirdi. Yani suyun, o bereket suyun katrelerinde, suyun kendinde olmuş olsaydı böyle olması gerekirdi. Halbuki o suyu da istihdam eden, o suya da o özelliği veren ve o özelliklerle harekete geçiren ve o vasıtayla o hayat sahiplerine, o nutfelere, o tohumlara harekete geçirip onların manevi programlarını ve özlerine konmuş olan o fıtri vazifelerine koşturan yine suyun kendisi değil, o suyu yaratan ve o suyu o tohumların imdadına gönderen zat olması gerekir. Eğer suyun kendisi olmuş olsaydı yine söylediğimiz gibi genel prensip gereğince maddi olan sebebin de eğer sebepler maddi ise sebebinin de maddi olması gerekir ve yanında bulunması gerekir ilkesi gereği her bir zerrenin binler eflatun kadar ilmi ve binler kimi lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Bu ise suyun zerrata adedince muhaldir. Öyleyse bir Kadir Zülcelal'in ve bir Rahman Rahim'in hadsiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o mübareklerin, o hadsiz mucizata mazhariyetleri cihetinde bütün o mübarekler adedince el mübarekatü lillah kelimesini külliyetiyle söylediklerinden bütün mahlukat namına Miraç gecesinde
netice-i hilkat-ı alem olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el-mübarekatü lillah demiş. Yani bütün medar-ı tebrik ve maşallah ve barekallah dediren bütün haletler ve sanatlar Zat-ı Zülcelal'in kudretine mahsustur. Bu mana olduğundan bütün o hadsiz el-mübarekatü lillahları Cenab-ı Hakk'a huzuru ile hediye ediyor. Sonra herkesin, evet, biz de bir yudum su alalım madem konusu oldu. Sonra herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir hüve kadar, yine hüve risalesine atıfta bulunuyor bir zaman hazretleri. Bir hüve, yani ağızdan çıkan bir nefes, hüvede hüvenin manası budur. Tek gecede ağızdan çıkan bir nefes kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallik, ahizelik ve nakilelik vazifeleri cihetinde ki yani burada kısaca değinmemiz gerekirse şu elimizin burada bulunan havanın burada ne kadar ses olsa, birçok insan olsa, hepimiz konuşsak, ses dalgaları itibariyle öyle bir nakillik vesilesi olarak Cenab-ı Hak yaratmış ki hiçbir dalga birbirine karışmıyor. Hiçbir ses bir sese karışmıyor. Şu an ortamda bulunduğumuz yerde birçok radyo yayını vardır, birçok televizyon yayını vardır. Başka işte telefon yayınları vesaireler vardır. Hiçbirisi birisine karışmayacak bir tarzda bunları iletmek manasında o hava derken bu havanın içerisinde bulunduğu Bediüzzaman Hazretleri Veneklesi'nde havanın içerisindeki bulunduğu uzayı da kastediyor. Hiçbirisi birbirine karışmıyor. Aslında bir cihette buna biz alışkanlıkla baktığımız için buradaki harikuladeliği fark etmiyoruz ama gerçekten Bediüzzaman Hazretleri'nin nazarı gibi yaratılış ve tefekkür açısından baktığımızda o kadar muhteşem bir özelliği ve hüviyeti var ki harikulade ne kadar bir ses dalgası olursa olsun, ne kadar ses olursa olsun, ne kadar yayınlar olursa olsun hiçbirisi birbirine karışmadan bir noktanın içerisinden birbirlerinin içerisinden geçmek suretiyle ama hiçbir birbirlerini bozmadan bir nakillik vasıtası yapması Cenab-ı Hakk'ın kudreti açısından yaratılış noktasında harikulade bir muhteşem olduğunu çok açık bir surette. Yeknesaklık, alışkanlık ve biz hadiselere baktığımız için çok derinde mesela tefekkür etmediğimiz için oradaki incelikleri çok da fazla fark edemiyoruz. Ama Bediüzzaman Hazretleri bu noktaya dikkat çekiyor. Sonra herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir hüve kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallik, ahize ve nakillelik vazifeleri içinde bütün duaları ve salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden Esselavatü lillah cümlesini lisan-ı halleriyle dedikleri için hava unsuru külli bir lisan olarak o hadsiz kelimatlarını katrilyonlar belki kentrilyonlar adedince söyleyerek saniyelerine, haliklerine takdim ettiklerinden onların namlarına o külli mana ile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a Esselavatü lillah diye takdim etmiş. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halik-i Külli Şeye mahsustur. Yani bütün sesler o Halik-i Külli Şeye mahsustur. Demek ki kendi hususi dünyamızdaki hava unsurunda o hava unsurda bir dil olmak suretiyle o havada kendisini gösteren bütün kelimeler adedince Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyorlar. Neden? Çünkü o havada yayılan her bir kelime yahut o havada yayılan her bir radyo dalgası, bir televizyon dalgası deniyor. Aklınıza geliyorsa her bir mucize-i kudret olduğuna göre lisan halleriyle bir Cenab-ı Hakk'ın sanatı olarak Cenab-ı Hakk'ı sena ediyorlar, takdis ediyorlar. Onlarda görünen bütün harikuladeliklerin
ve güzelliklerin, yaratılışa ait bütün mucizevi özelliklerin Cenab-ı Hakk'a, Halık-ı Külli Şey'e, bütün mahlukatı yaratan zata mahsus olduğunu lisan-ı hal ile söylüyorlar. Demek ki biz de namazımızda kendi kainatımızın bu dört unsurunun bu manalarını ne kadar idrak edebilirsek, o idrak içerisinde Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi yapabilirsek, adeta onların o ibadetlerini kendi namımıza, Rabbimize takdim edebilirsek, namazımızın özünde bulunan o külli mana, o denli açığa çıkmış olur. Evet, devam ediyoruz. Yine o hava unsurundaki noktaya devam ediyoruz. Çünkü hüve nüktesinin haşiyesinde denildiği gibi, ya hüve kadar bir avuç havanın her bir zerresi umum dilleri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek. Çünkü yön de önem taşıyor. Ve yakın uzak her şeyi işitecek. Ve her şiveyi ve her harfin tarzını tam bilecek. Ve çok işleri beraber şaşırmadan görecek bir kudret-i mutlaka ve irade-i tammeye malik olacak. Çünkü konuşurken buradaki bu odanın içerisinde 10 kişi olsa, 100 kişi olsa, her biri farklı insanlarda, farklı şivelerde, farklı tarzlarda konuşacak olsa, bu havanın içerisinde titreşim tarzında yayılırken hiçbirisinde en ufak bir aksama olmadan, hiçbirisi bozulmadan bunlar nakledildiğine göre, demek ki burada ifade edildiği gibi, yine başta söylediğimiz gibi, eğer maddi olarak bunlar kendi namlarına, her bir hava zerresi kendi namına hareket ediyor olsaydı, bu incelikleri bilebilecek bir hüviyete sahip olması gerekirdi. Ama bunu yapması mümkün değil. Demek ki bu kadar bir harikuladeliği kendi üzerine gösterdiğine göre, kendi namına hareket etmiyor, bir emir tahtında hareket ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın hesabına hareket ettiğini, onun kudretiyle, emriyle hareket ettiğini, onun yaratmasıyla titreştiğini apaçık bir surette gösteriyor. Bu ise hava zerreleri adedince muhal olmasından elbette ve elbette şüphesiz ve kat'i bir zarurette o zerrelerin her biri sani hakime bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder. Adeta küçük bir mikyasta alemin büyük şehadeti kadar şehadetleri vardır. Demek zerrat-ı havayı adedince, demek havanın zerreleri adedince salavatları ifade eden Miraç-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam Es-Selevatü Lillah denilmiştir. Sonra Et-Tahiyyatü kelime-i tayyibe söylendiği, Et-Tayyibatü kelime-i tayyibe söylendiği vakit birden nar ile nur unsuru, yani hararetli ve hararetsiz, ısı veren ve ısı vermeyen, ısı ve ışık olarak ifade edebiliriz. Maddi ve manevi nur unsuru bir külli dil olarak hadsiz ve nihayetsiz bir surette lisan-ı hal ile hadsiz dillerle et-tayyibatü lillah diyor. Yani bütün güzel sözler, ki bunlar manevi nuru ifade eder, bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imamları ve kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri ve ehli imanın imanlarından neşet eden güzel sözler, hamdler, şükürler, tevhidler, tehliller, tesbihler, tekbirler, İlehi yes'adül kelimatü tayyib sırrı ile arş-ı azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri, o güzel olan o sözleri, kelimeleri ve dünyanın üç adet yüzünden, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan, ahirete bakan, kendine bakan o üç yüzünden gayet güzel olan Esma-i İlahiye'ye aynedarlık eden birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel ebed sultanı Kadir Zülcelal'e mahsustur diye
nar ve nur unsurunun bu külli diliyle bu külli ubudiyeti Mabud-u Zülcelal'e takdim etmek manasında olarak Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam umum mahlukat hesabına et-tayyibatü lillah demiş. Çünkü maddi ve manevi nur unsuru mazhar oldukları vazifelerinin umumu hem beraber hem ayrı ayrı zat-ı vacib-ül vücuda işaret ve şehadet ettikleri milyarlar numuneleri var. Evet, nur ve nar unsuru toprak, hava ve ma unsurları gibi gayet kat'i ve bedihi ve zaruri bir surette ve numunelerle gösteriyor ki bütün esbab, bütün sebepler yalnız bir perdedir. Bütün icatlar ve tesirler Zat-ı Kadir-i Zülcelal'indir. Yani bu kainattaki bütün yaratılışta müşahede etmiş olduğumuz sebepler sadece bir perdeden ibarettir. O perdelerin arkasında, o sebeplerin dizginlerini ellerinde tutan, o sonuçlarla birlikte sebepleri yaratan, onları sadece bir perde olarak tutup tesirsiz bırakan ama yaratılıştaki bütün tesiri kudretinde bırakan yine o Zat-ı Kadir-i Zülcelal'dır. Çünkü nur aynen vücut ve hayat gibi. Kudret-i ilahiyenin perdesiz bizzat mübaşeretine layık olmasından nur aynen vücut ve hayat gibi. Bunu Bediüzzaman Hazretleri başka yerlerde de söyledikleri gibi bir madde yani vücut ve hayat ve nur unsurları kirsiz ve lekesiz olduğu için doğrudan doğruya sebepsiz olarak yaratılır. Aynen vücut ve hayat gibi kudret-i ilahiyenin perdesiz bizzat mübaşeretine layık olmasından esbab-ı zahiri hiçbir cihette perde olmadığından vahidiyet içinde ehadiyeti gösterir. Mesela hayat diyelim ki o hayatta herhangi bir sebep ortaya konmamıştır. Mesela hissetmenizin herhangi bir sebebi yoktur. Şuurunuzun herhangi bir sebebi yoktur. Sevmenizin herhangi bir sebebi yoktur. Vücut fonksiyonları üzerinde hayatın yerleştiği, ruhun yerleştiği bir yuvadan ibarettir. Yoksa vücuttaki hücresel faaliyetler, karın devranıydı, şuydu, buydu. Hayat bu değildir. Hayat hissetmektir. Hayat duygulanmaktır. Hayat farkında olmaktır. Hayat bedensel faaliyetlerin ötesinde kendinizi kendilik olarak hissettiğiniz ve duygularınıza ait hissettiğiniz her şeyi ifade eder ki bunların hiçbirisini maddi bir sebeple izah etmemiz mümkün değildir. Çünkü kendileri maddi değildir ve maddenin hiçbir yerinde sevmekti, nefret etmekti, şuurunda olmaktı, idrakinde olmaktı, irade sahibi olmaktı gibi hayata ait hiçbir özellikler maddenin hiçbir yerinde söz konusu olmadığı için vücut, beden, bedensel fonksiyonlar hayatın sebebi olmadığı gibi hayatın kendisi değildir. Hayat onun üzerinde hissettiklerimiz o hissi olan, ruha ait olan fonksiyonlardır. İşte bu hayatta nasıl ki sebep vaz edilmemiş de ve vücudun yaratılmasına herhangi bir sebep vaz edilmemişse yani vücut yoktan yaratılır, varlık yoktan yaratılır, madde yoktan yaratılır, herhangi bir sebeple yaratılmaz, doğrudan doğruya yaratılır. Aynen onun gibi de maddi ve manevi nur unsurunda da sebepsiz bir şekilde yaratılış söz konusu. Maddi ve manevi nur unsuru derken burada mesela diyelim ki ışık maddi bir nur unsuruna örnek iken hafıza manevi nur unsuruna örnek olarak verilebilir. Ya iman manevi nura örnek olarak verilebilir. Nur Risale-i Nur'da daha önceki programlarda sohbetlerimizde izah ettiğimiz gibi görünmeyen ve bilinmeyeni açığa çıkaran anlamda kullanılır. Nasıl maddi ışık karanlıkta kalmış olan nesneleri aydınlatıp görünür ve bilinir hale gelmesini sağlıyorsa,
İman, kainatın hakikatinin görünür ve bilinir bir hale gelmesini sağlıyorsa, aynen ışık maddi nur türünden olduğu gibi, iman da manevi nur türündedir. Çünkü kainatın anlamını, kainatın hakikatini açığa çıkaran bir vehde sahiptir. Dolayısıyla nur dediğimizde her zaman ışık gibi bir şeyi anlamamamız lazım. O maddi nura bir örnektir. Yine Risale-i Nur'da hafıza da mesela nur cinsinden olarak tanımlanır. Çünkü insanın geçmişini aydınlatan, bir anda onu unutkanlığın o karanlığından çıkarıp hatırlamanın aydınlığında maziyi de insanın önüne getiren bir hüviyete sahip olduğu için geçmişi, geçmişte yaşananları karanlıktan kurtardığı için hafızada manevi türden bir nura örnektir. Zaten buranın devamında maddi ve manevi nur unsurları konusunda, elektrik konusunda ve diğer nur konusunda biraz açılım sağlıyor ama süremiz yeterli olmadığı için biz tahiyyatın sırrına devam etmek amacıyla bu aradaki bağlantıyı atlıyoruz. Sizler Emir Dali Harikası'nda bunu ikinci mektup, Emir Dali Harikası 2'de 83. mektupta bu bölümü okuyabilirsiniz. Evet, işte et-tayyibatü lillah, bütün kainattaki nurları, güzellikleri, tayyibeleri ve kelimat-ı tayyibeleri ve hayırları ve kemalatları Zat-ı Zülcelal'e nur unsuru diliyle kainat takdim ettiği gibi netice-i hilkat-ı kainat ve sebebi hilkat-ı alem olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi namlarına mebus olduğu kainattaki bütün mevcudat hesabına Miraç gecesinde o külli mana ile et-tayyibatü lillah demiş. Demek ki kainatın bütününü aslında ifade eden, kainatın dört unsuru olarak her zaman geçmişte değerlendirilmeleri alınmış olan bu dört unsurun her birinin teker teker kendi fıtri halleriyle, fıtri lisanlarıyla yapmış oldukları ibadetleri, tesbihatları, onların manalarını ifade eden birer kelime olarak tahiyyattaki bu dört kelime seçilmiş. Bütün kainata, adeta bütün kainatın o lisanından çıkan, dillerinden çıkan tesbihatları, bütün kainatın ibadetlerini onların namına Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. İşte o nedenledir ki biz de hepimiz kendi miracımızda, kendi hususi dünyamızın ibadetleri hükmünde olan bütün bu tesbihleri, takdisleri, ibadetleri Cenab-ı Hakk'a, kendi namımıza, o bütün kainatın mebusu olarak, kendi hususi dünyamızın mebusu olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp biz de tahiyyatta o manalarla, o manaları hatırlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'a takdim etmemiz gerekiyor. Ki bu vesileyle bizim cüz'i namazımız da bir külliyet kazansın, kendi hususi dünyamızın genişliği nispetinde genişlesin ve bir anlam bulsun. Onun neticesinde de başta söylediğimiz gibi mahdut ve kısa bir hayattaki bu ibadetlerimiz ebedi bir saadetin, ebedi bir hayatın o külli ve sonsuz kapısını bizim için açabilsin. Evet, bu dört kelimenin manası burada bitti. Burada kısaca Bediüzzaman Hazretleri tahiyyattaki Cenab-ı Hak'ta Peygamberimiz arasındaki selamlaşmanın diğer kısımları hakkında ifadelerde bulunuyor. Kısaca onu üzerinde fazla durmadan isterseniz birkaç paragrafını okumak suretiyle, çünkü süremizi açtık, sizleri de sıkmamak adına birkaç paragrafı okuyarak orayı inşallah bitirelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir adet-i zerrat-il enam bu dört kelimat-ı cemileyi selam yerinde söyledikten sonra Risale-i Nur'da izah edildiği gibi Cenab-ı Hak Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi demesiyle bütün ümmeti öyle diyeceklerine işaret ve manevi emir ve ferman ve
ve kabul hükmünde mukabele etmiş. Birden peygamber Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin demekle o kutsi selamı hem kendine hem ümmetine hem bütün kendinden evvelki emsallerine tamim edip külli ve umumi bir selam suretinde gösterip bütün mahlukatın mebusu olması noktasında onlara da o selamı teşmil etmiş. Ümmeti ise her namazda Esselamu aleyke eyyühen nebi demeleri o selam-ı ilahideki emir ve fermana bir imtisaldır, bir uymaktır. Hem ona karşı biat etmektir, yani onun risaletini kabul etmek ve tasdik etmek ve ona ümmet olduğumuzu ifade etmek, ona biat ettiğimizi ifade etmek manasındadır. Hem ona karşı biat etmektir. Ve her gün biatını, yani memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini tecdit ve tazelemektir. Hem risaletini bir tebriktir, hem umum alemi İslam her gün bu kelimeyle onun getirdiği saadet-i ebedi müjdesine karşı bir teşekkürdür. Evet, her insan kendi vücudunun mahvolmasıyla müteyyilim olduğu gibi hanesinin harap olması ile de elem çekiyor ve vatanının bozulması ile gayet müteessir oluyor. Ahbabının filak ve vefatıyla derinden derine kalbi acıyor. Dünya kadar büyük, has ve hususi dünyasının zeval ve firak ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İşte aklı başında her bir adam ruhsuz, kalpsiz, akılsız olmamak şartıyla bilecek ki Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesinde gözüyle gördüğü saadet-i ebediyenin müjdesini ve ehli imanın cennetteki hayat-ı bakiyesinin beşaretini ve insanın alakadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürurlu manevi hediyelerine karşı umum alemi İslam her gün çok defa Esselamu aleyke eyyühen nebi, çünkü o müjdeyi o getirmiş dediği gibi onun da getirdiği hediyeyi manevisiyle hem kainat sayfeleri ve tabakaları mektubat-ı samadaniye olmasına hem mahlukatın hakiki kıymetleri ve kemalatları onun risaletiyle tezahür etmesine mukabil bütün mahlukat manen Esselamu aleyke eyyühen nebi bu mezkur hakikatin lisanıyla derler. Ve ümmet mabeyninde, ümmet arasında şair-i İslamiye'den olan birbirine Esselamu aleyküm demeleri sünnet olması bu büyük hakikatin şuağı olmasındandır. El-Baki ve'l-Baki Said Nursi. Evet, kıymetli izleyenler, Risale-i Nur'da önemli olan, güzel olan ve tefekkür ve ibadetlerimize anlam kazandırması bakımından latif nüktelerle, hoş bir tefekkürle bize sunulmuş olan bu tahiyyatın sırrını ve tahiyyatta Peygamberimizle Cenab-ı Hakk'ın selamlaşmasının manalarını ve bizim dünyamıza nasıl taşımamız gerektiği konusundaki bu tefekkürümüz, Risale-i Nur'daki bu güzel tefekkür burada süremiz itibariyle tamamlandı. Şu kadarını söyleyeyim, Risale-i Nur'un başka yerlerinde de başta 6. şua olmak üzere 15. şua, başta söylediğim gibi El-Hücret-i Zehra'nın 2. mefasında olduğu gibi yine bu konu başka yönleriyle irdeleniyor, tefekkür ediliyor. Oralarda sizi okumaya, tefekkür etmeye davet ederek bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Umarım inşallah istifadeye medar olmuştur. Umarım inşallah bundan sonra tahiyyata oturduğumuzda bu manaları, Risale-i Nur'da anlatılan bu güzel manaları aklımıza getirmek suretiyle tefekkürümüzü ve namazımızın manasının daha genişlemesine
daha bir külliyet de Cenab-ı Hakk'a mukabele etmemize vesile olur. Duasıyla, niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.